Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Eddo, şu anda evimizin hep saçma sapan bir ev topuzu. Ben ve önümde bir sürü dersler var. Normalde şu anda ortaçağ TYT tarih çalışıyordum. Çünkü ben geçen sene halk eğitim kurslarına ilk 2 ay gidemediğim için bu konulara çok eksiğim vardı. Bu konuyu bir an önce bitirip İslam tarihine geçmek istiyorum. Daha sonradan da Tonguç kampüsteki soru çözümlerini dinleyeceğim. Normalde şu an ders çalışacaktım ama sizlere günlük ders rutinini de paylaşmak istiyordum. Ben de hemen bu videoyu çekmek istedim ki daha sonradan dersime güzel bir şekilde çalışabileyim. Şimdi biliyorsunuz ki bu zamana kadar YKS günlüklerimde birçok farklı taktik denedim. Bir bu kanal, bir o kanal, bir o kanal bilmem ne derken kısır bir döngüye girdim açıkçası. Çünkü hala sınavı kazanamayacakmışım gibi hissediyorum. Tekrardan 3. sene mezuna kalmak da istemiyorum. Bu süreci yaşamış biri olarak o kadar zor ki yani tekrardan aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Kimi zaman bu düşünceler beni elde geçtiğinde de çok şükür 2 haftadır kendimi gayet toparlamış bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Kendime verdiğim söz elimden geldiğince bir günü bile boş geçirmemek. Ha, boş geçirdiğim günler oluyor mu? Elbette oluyor. Bu tarz durumlarda da bu Şenol Hoca'nın haftalık planlama defterini kullanıyorum. Normalde Gri Koç kullanıyordum biliyorsunuz ki. Fakat onu P vitaminiyle beraber gitmem lazım ki öyle bir şekilde verim alayım. Şu an P vitaminine henüz geçmedim. Bu şekilde mesela şu an bu haftadayız. İşte bakın pazartesi günü boş geçirmişim. Oluyor yani bazı günler ders çalışmak istemezsiniz. İşte salı günü matematik ilk adım harfli ifadeler çalışıldı. Dün mesela TYT tarih çalıştım. İşte kaç saat çalıştım? 1,5 saat çalıştım. Salı günü de 1 saat çalıştım. Minimum 1 saatin aşağısına inmemeye çalışıyorum. Eğer bir günde boşsa boş bir şekilde oraya yazıyorum. Bu şekilde kendimi planlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Peki şu anda tam bir düzene nasıl oturttum? Ben lisede yazarak çalışan bir öğrenciydim. Yazarak derslerimi eve gelip tekrar ediyordum. Onun haricinde derslerimi maalesef çok rahat bir şekilde anlayamıyordum. Bunu yazıyordum, işte günlük tekrar yapıyordum, haftalık tekrar yapıyordum, aylık yapmıyordum. Ama onun haricinde soru çözümleri yaparak o konular elimde bir şekilde yani beynimde pekişiyordu. Ben de eski ilk doğaya dönmek amacıyla tekrardan yazdım yani hiç üşenmeden yazdım. Artık kaç yıldır yazıyorum artık Allah bilir. Yaz Allah yaz bakalım. İnşallah sonu güzel bir yere varır diyorum. Türkçe dersine başladım. Öncelikle ilk Türkçe dersine. Şöyle sözcükte yapılar yazıldı. Paragrafta anlam. Daha sonra bunun üzerine soru çözümleri yapıldı. Bunları yazdım ki daha sonradan bunları kitaptan hani geri dönmeyeceğim. Ancak deneme üzerinde yanlış yaparsam o şekilde geri dönüş yapacağım. Şu an ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü AYT konularında yavaşım yani. AYT konularının başlarındayım. O yüzden sıkıntı çekiyorum. İşte bu şekilde anlamın açılması bozan. Ben bu arada şu anda Türkçe'de kampüs kanalını kullanıyorum ve de bunu değiştirmiyorum. Şimdi matematiğe geçeceğiz. Onu matematikte konuşalım. Şu an kampüs kanalından videolar izliyorum. Elimden geldiğince konuları bitirmeye çalışıyorum. Konuları bitirdikten sonra elimdeki imkanlara göre orada soru çözüm videoları var. Şu konularımı bir tamamlayayım inşallah. O soru çözüm videolarını da izleyip kendime tekrar yapacağım. Şimdi sıra geldi matematiğe. Matematikte ne yapıyorum? Matematikte eksiği olan biriyim. Bu yüzden Rehber Matematik kanalından ilk adım kampına çalışıyorum. Bir ara çalışmıştım biliyorsunuz ki daha sonradan ara verdim. Şu anda mesela daha işte dün değil salı günü harfli ifadeler çalıştım mesela. Şu şekilde yazıyorum. Önemli olan yerlerin altlarını çiziyorum. İşte soruları mesela genelde tükenmez kalem kullanıyorum. Çünkü üniversitede kurşun yok herhalde. Tükenmez kullanıyorlar. Kendimi o şekilde alıştırmaya çalıştım. Önemli yerlerin altlarını çiziyorum. Ki daha sonradan buraya döndüğümde sıkıntı çekmeyeyim. Türkçe matematik yani sosyal kısmına gelecek olursak. Tarihte zaten şu anda tarih çalışacaktım. Tarihte de aynı şekilde defter tutuyorum. Elimden geldiğince şu şekilde güzel yazmaya çalışıyorum. Bu şekilde o defteri açtığımda daha doğrusu kitaba dönmek gerek. Çünkü kitapta çok çok fazla bilgiler var. Ben burada yine kampüs kanalından tarih videolarını izliyorum. Daha sonradan buraya yazıyorum ki bunlar benim geçen seneden kalan şöyle notlarım vardı. Bunları temize çektim. Bunları şimdi atacağım. Ve artık sadece defterim kalacak benimle beraber. Mesela işte daha dün çalışmıştım. İşte Orta Çağ'daki başlı siyasi yapılar. Bu arada size şöyle bir taktik vereyim. Aslında bunu ayrı bir videoda çekebilirim ama hadi aklınızda bulunsun. Ben tarih çalışırken şu şekilde yanlarına görseller yazıyorum. Mesela Urartular dedim işte Anadolu uygarlıklarından sağaç topluluk. Şu şekilde insan resmi çizdim. Mesela başka gösterebileceğim. Bunu her yere uygulamıyorum ama ezber yapmam gerektiği ya da unutmamam gerektiği yerle yapıyorum. Mesela Lidyalılar işte kral diyorum. Mesela şurada bir yol şekli çizdim. Bu şekilde görsel şekilde hafızama yerleştirmeyi daha çok seviyorum. Bu da aklınızda bulunsun bir taktik olabilir.
Türkçe, matematik, sosyal dedik. Sosyalde tarih. Felsefede şu anda video izleyerek devam ediyorum açıkçası. Çünkü elimde felsefe kitabı var. Hani oradan o şekilde devam ediyorum. Felsefeden şu anda bir not yazmıyorum. Coğrafyaya gelecek olsak, coğrafya alanında defter üzerinden yine devam ediyorum. Yine kampüs kanalından video izliyorum ve o şekilde devam ediyorum. Şimdi AYT edebiyat kısmına gelecek olursak. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Bu yüzden ona göre yönlendirmelerde bulunacağım. Şimdi benim geçen sene şu şekilde bir sürü notlarım vardı. Ben bunları pandemi dönemindeyken çok fazla çalışmıştım. Yine Tonguç Kampüs kanalından çalışmıştım ve oradan notlar çıkarmıştım. Tekrar videoları vardı 3 saatlik falan. Bu yüzden bu sene not çıkarmıyorum. Buradan önce şu anki yeni güncel olarak Tonguç Kampüs kanalı şu anda galiba AYT'ye başlamadılar ama başka kanallara şu an güncel olarak bir video izleyip daha sonradan buradan tekrar üzerinde soru çözümü yapıyorum. Ve edebiyatta bu şekilde ilerliyorum. Bu arada AYT konularını cumartesi pazara koyuyorum çünkü hafta içi TYT'leri bitirmem lazım ki soru çözüm videolarını izleyebileyim. Şimdi geldik matematiğe. Matematikte de aynı şekilde defter yöntemini kullanıyorum. Deftere yazıyorum. Bu arada geometriyle ilgili ayrı bir defterim de var. Dur bir saniye. Şurada bir yerde olacaktı. Şu anda buldum bu demiş. Önümde şu an bir sürü defter var, karıştı o yüzden. Mesela en baştan başladım. Bunda rehber matematik kanalından geometri çalışıyorum. İşte adım adım yok, ilk adım serisinde mesela oradan çalışıyorum ve bu şekilde bir ilerleme kaydetmeye çalışıyorum. Aynı şekilde TYT konusunda zaten güzel bir şekilde defter tuttuğum için bunlar aynı şekilde AYT konuları da olduğu için benim için tekrar niteliğinde oluyor. İşte yanlışlarımı ancak deneme üzerinde görerek o şekilde bir ilerleme kaydedebilirim. Ve genel olarak günlük rutinim de bu şekilde. Dediğim gibi hafta içi 5 gün TYT çalışıyorum. Cumartesi, pazarda bazen yorgun oluyorum, çalışmıyorum. Ama bir şekilde bu TYT'leri bir an önce bitirip AYT'ye de biraz ağırlık vermeye çalışıyorum. Bu şekilde bir program uyguluyorum ve bunu sizlerle de paylaşmak istedim şu anda YKS linklerine devam edemediğim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.